Sakarya Haber Ajansı'ndan herkese merhaba. Ramazan ayında vatandaşlarımıza soracağız. Ramazan ayı size ne ifade? Beklentileri nedir? Bir şey yok, her şey ortada. Dediğim gibi. Eskiye nazar aldınız. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan ayında işler nasıl? Ramazan'ın mübarek olsun. Ramazan ayı, size ne ifade? Nasıl anlatayım size? Ramazan ayı, size yani, bereket, çok güzel bir ay. Hatta böyle çocukken hep iftar olduğu zaman top patlardı. O anlar hep aklıma geliyor. Beyefendi, iyi günler diliyorum. Sakarya Haber Ajansı'ndan geliyorum. Mübarek Ramazan. Benim geldi. Evet. Yarın duyuru olma yapacağız. İşlerimizin yüzüne nasıl bakıyoruz da hesap yapıyoruz. Bugüne kadar hiçbir iş yok. Evet, haliyle bereket ayı. Yani, haliyle bugün iyi ama bugün 10 lira zam geldi. Yüz kötü, gram mı oluyoruz her şey? Umudumuz var diye söylüyoruz ama hep kendimizi kandırıyoruz. Başka hiçbir şey değil. Zaten iki tane Ramazan'ımız, bir tane kurbanımız. Dükkanımızı açamadık. İki Ramazan ve bir kurban. Pandemiden dolayı dükkanlarımız kapalı kaldı. İki Ramazan, bir kurban bayramından dolayı dükkanlarımız kapalı kaldığından dolayı çok sıkıntıya girdik. Sadece paket servis yaptık bu zamanda. İnşallah bu Ramazan beklediklerimizi, kaybettiklerimizi geri kazanırız. Ramazan ayı içerisindeyiz. Beklentilerimiz nelerdir? Neler olsun Ramazan ayımızda? Öncelikle mübarek Ramazan ayımız. Bütün tüm İslam aleminin hayırlı ve uğurlu olsun. Sakarya Haber Ajansı olarak Ramazan ayında vatandaşlarımıza soracağız. Ramazan ayı size ne ifade? Beklentileri nedir? Sakarya Haber Ajansı'ndan herkese merhaba. Ben Şule Bayram. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını karşılamak üzereyiz. Sakarya halkına Ramazan ayından ne gibi beklentileri var? Esnaflarımıza soracağız, vatandaşlarımıza soracağız. Neler bekliyoruz? Çak Caddesi'nden dar sokaktan girdim. Tek tek esnaflarımızı dolaşacağız. İlk önce şurada bir kuru yemişçi var. Oraya sormamız lazım. Çünkü orada hurmaları görüyorum ben. Ramazan ayının en güzel giriş yemeği, meyvesi diyeyim. Hurmaları bir bakalım. Efendim? Sayın seyirciler, tam yerine geldim. Mübarek Ramazan ayının ilk iftar yemeği hurmalar. Benim gözüm hemen buraya ilişki. Aslında kuru yemiş var, her türlü yemişlerimiz var. Evet, buranın sahibine bir bakalım. Evet. Kolay gelsin. Hoş geldiniz, sağ olun. İlk önce sizi tanıyabilir miyiz? İsmim İdris Utma. İdris Bey. Seyidoğulların. Evet, dışarıda biz Ramazan ayı için röportaj yapalım dedik. Evet. Ve hurmaları görünce, siz devam edin. Hurmaları görünce Ramazan ayının ilk yemişini bir soralım dedik. Siz işinizi bitirin, ondan sonra tanıtımını yapacağız. Hoş geldiniz. Bu arada işler öncelikle nasıl? Tüm İslam alemin Ramazan'ı mübarek olsun. Sağ olun. Çok şükür, bugünlerimize şükür. Koşturuyoruz, evet. Mücadele ediyoruz. Elimize geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. En iyisini satmaya çalışıyoruz. Özellikle Ramazan ayının hareketi daha çok belirlendi değil mi? Belirdi. Tabii ki yani kısmı olarak bir hareketleme var. Tabii ki Ramazan'da vermiş olduğu bir bereket var. Rabbim herkese kolaylık versin. Elimize geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gerisi takdiri Allah'a bırakmışız. Gerçi burada her türlü kuru yemişleriniz de var. Evet, kuru yemiş olsun, lokum olsun. Lokumlar kendi firma üretimimiz, kendimiz yapıyoruz. Kuru yemişler elimize geldiği kadar tazedir. Çok şükür Adapazarı'nda bizim 3 tane şubemiz var. Elimize geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama ben hurmalarda gözüm kaldı. Hurmada şöyle isterseniz ikram edelim. Hurmalar. Şu anda niyetliyiz Ramazan ayı olduğu için idazeleri alayım. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hurmalar genellikle çeşitlerimiz mevcuttur. Bu Medine hurması, bunlar Medine hurması şekeri düşüktür. Şurada hurmamız vardır. Bunlar parlak olduğuna alanın kısmı olarak bir şeker katkısı yapılıyor. Biz elimize geldiği kadar en iyisini müşteri sunum yapıyoruz. Müşteri hangisini hoşuna giderse onu tercih ediyor. En sağlıklısı hangisi? En sağlıklısı Medine hurması. 4-5 tane şeker asıl dayısı yan etki yapmaz.
Bunların şeker orantısı biraz daha yüksektir. O nedir? O hangi Kudüs durma? Hurması. Kudüs hurması. Kudüs'ten geliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet. Bunların vitamin ve mineral değerleri evet, oldukça vitamin, yüksek. Evet, yani kanseroloji hücresini öldürüyor. Evet, kansere de birebir olarak. Evet, yani bu şekilde bir de müşterilerimize biz söylüyoruz ki müşteri bunu almış olduğu zaman böyle müşteri olduğu zaman bunun mühürüdür. Çabuk çabuk kutlama olmaz yani. Eğer bu şekilde mühür olmazsa yani şeyde bu şekilde daha çabuk kutlama riski sebebiyet veriyor. Ne renk oluyor? Yani örnek söyleyeyim, şu ürün, şu ürün aynıdır, bu meşhur diye geçiyor, bu medyum diye geçiyor. Bu daha güneş daha çok gördüğü için daha dolu oluyor içerisi. Bu biraz daha kabuk yapıyor, bu şekilde ayrılıyor. Ama bunlar hepsi Medine hurması, bunlar Tunus'tan geliyor. Tabii sıcak ülkede yetiştiği için hep evet. Arap ülkelerinde evet. Bunları görüyoruz. Ya bizler belki bu şekilde bir hurma olarak da bakıyoruz yani hurma çok vitaminli, çok güzel. Ama bizim Türkiye'mizde gerçekten çok eşdeğer bir ülke yoktur. İncirimizden olsun, cevizimizden olsun, kan üzümümüzden olsun, Antep fıstığımızdan olsun, yer fıstığımızdan olsun, tutkurumuzdan olsun. Bunlar hep dünyanın en verimli olan meyvelerdir. Özellikle geçen bir üründür. İncir ve zeytinyağı. Evet, yani bizim ülkemizin de bir değerini de bilelim. Yani çünkü bir... Çok verimli topraklarımız evet, var aslında. Evet, yani bir sıcak iklimlerde bir bunlar oralardan geliyor ama bizim Türkiye'de yok yok yani. Saymakla bitmez. Benim aklıma gelir. Kayısı mesela dünyada %80 Türkiye karşılıyor. Aynı şekilde incir aynı şekilde geçebiliyor. Cevizdeki Türkiye'mizdeki olan lezzet hiçbir yerde aynı lezzeti bulamazsınız. Evet İdris Bey, ben de şimdi hurmaları evet. Şöyle tekrar çekelim. Evet, Allah razı olsun. Kaldım. Evet. Sayın seyirciler, evet. Sakarya halkı, lütfen buradaki hurmaları görmeden geçip gitmeyin. Zaten dar sokaktayız biz, mutlaka göreceksiniz de. Hepsinin tadına bakın, gerçi hepsi birbirinden lezzetler ama... Günde iki tane, üç tane yenilmesi yani tekli olarak yenilirse, tekli olarak yenilirse şifa oluyor. Mesela bu acı ve hurması da Selahattin Peygamber Efendimiz kendi eliyle ağacı ektiğini hadislerde geçiyor. Artı bunun 7 tane sabahleyin yenmiş olduğu zaman insanın zehirde göz nazarından korunuyor. Yani bu şekilde bir özelliğe sahip. Yani hepsi şifa. Evet şifadır. Yani gerçekten çok güzel bir üründür. Evet. Evet İdris Bey. Evet. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yine bekleriz. Allah razı olsun. Evet sayın seyirciler. Yine Ramazan ayında başka bir esnafımızı ziyarete gelmeye devam ediyoruz. Burada çok güzel şeyler var. Ben gözümü alamıyorum. Buranın sahibine bir bakalım nerelerde. Evet biz Ramazan ayı boyunca esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Sizi gördük. Çok güzel albenisi olan bir yer. Yeriniz nerede? Onu ilk önce bir tarif edelim. Yerimiz bu eski Simit Sarayı'nın yanındaki dar sokakta. Katlı pazara doğru giden yerde. Cancan'ın karşısında kalıyor. Özgürce bir tere. Sizi tanıyalım adınızı. Ben Ilgın. Burası annemin dükkanı. Arada bir, aynen annemin dükkanı oldu. Annem birisiyle ortak olarak çalışıyor burada. Onun yanında arada bir böyle yardıma geliyorum. Aile. Peki Ramazan ayında işleriniz nasıl gidiyor? Ramazan ayında şu an için yani birazcık daha diğer aylara göre bir tık daha durgun sonuçta. Gıda tüketimine daha çok önem veriyor insanlar ama umarım Ramazan bayramında açılır diye düşünüyoruz. İnşallah. İnşallah. Peki Ramazan ayı size ne ifade ediyor? Ya bana birazcık daha böyle çocukken hep iftar olduğu zaman top patlardı. Evet. O anlar hep aklıma geliyor benim açıkçası daha çok. Sadece top patlıyor. Evet, genelde top patlama. Evet, genelde böyle top patlıyor ya. Bir korkardım. O yüzden hep böyle top patlıyormuş gibi hissettiriyor bana Ramazan. Neden bilmiyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Takılarınız da çok güzel. Evet, teşekkür ederiz. Evet, harika tasarımlar İsterseniz var. İsterseniz gezebilirsiniz. Evet, bakacağız. Yani işlerimiz Ramazan ayında, bayrama doğru açılacak. Aynen, bayramda açılır diye düşünüyorum. İnsanlar evlerinden fazla çıkmıyorlar evet. Ramazan ayında. Evet. Genelde gıda tükettikleri evet. için pek böyle vücudun tarzına önem vermiyorlar. Aynen. Ama bayramda... Bayramda artık inşallah bayramlıkları evet. almaya bekliyoruz evet. herkesi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
Sakarya Haber Ajansı olarak Ramazan ayında vatandaşlarımıza soracağız. Ramazan ayı size ne ifade, beklentileri nedir? Şu anda Çark Caddesi'nde yürüyoruz. Bakalım, soralım vatandaşlarımıza. İyi günler efendim. Ramazan ayı size ne ifade edecek? Nasıl anlatayım size? Ramazan ayı size ne ifade edecek? Çok güzel bir ay. İnşallah şeyle yaparız. Dergiyle yaparız. Kocuğumuzu kullanmasınızı. Bereketli geçer. Beklentileriniz nedir? Savaş mısın? Başka bir şey bekliyoruz. Biraz da ucuzluk. Evet inşallah. Çok teşekkür güzel ederim. Güzel bölüm. Evet devam edelim. Sakarya Haber Ajansı'ndan Ev Mübarek Ramazan ayındayız. Evet. Ramazan ayı sizin ne ifade? Her şeye ifade. Güzellik. Her şey fayda eder. Beklentileriniz nedir o zaman? Çok iyidir. İyi beklentiler. Evet. Var, evet. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Ha, cevap vermek istemedim. Evet, gece bir gezmek lazım. Herkes telaşlı. Size bir şey sorabiliriz efendim. Mübarek Ramazan ayındayız. Hayırlısı olsun. Ben bir şey söyleyeyim. Ben yabancıyım. Olsun, hiç önemli değil. Tamam, o kadar Türkçem iyi değil zaten. Olsun, anlaşılır. Zerra bakanlısınız. Ramazan ayını karşılıyorsunuz. Tabii. İzliyorsunuz Ramazan ayında. Evet. Veya size ne ifade ediyor Ramazan? Zerracığım siz söyle. Ben... O kadar anlamadım. Söyle siz söyle. Ne düşünüyorsunuz? Ben iyi düşünüyorum sizinle. Evet. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Bolluk bereket getirsin. İnşallah amin herkes için. Memleketleriz. Biz İranlıyız. Evet. Aynen. Ramazan ayına saygımız var sanırım. Tabii tabii. Biz de aynı Türkler gibi. Evet. Aynen. İftar sağlık. Din kardeşim tabii ki. Biz de Müslümanız zaten. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Halisi. Uğrarım canım. Yani uğrarım. Hanımefendi. İyi günler. Sakarya Haber Ajansı'ndan. Buyurun. Mübarek Ramazan ayı içindeyiz. Ramazan hakkında bir düşünceleriniz var. Ramazan deyince Türk milletimizin bir eski geleneği. Çok güzel bir şeyimizdir yani. Geleneğimizdir. Geleneğimiz dini görevimiz. Dini görevimiz. Yani milletçe 11 ayı bir sultanı yani. Beklentileriniz nedir? Ramazan'da ne olsun? Beklentilerimiz aileler bir olması. Bütünlük olalım. Bütünlük olalım ondan sonra. Birlik olalım. Hayat ucuzlasın mı? Tabii ki. Biraz daha. Ramazan ayında ekleyeceğimiz ekonomi güzelsin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Hayırlı günler. Evet beyefendi size sorabilir miyim? Gençlerimiz harbiden burada hocam. Ya, nasıl? Evet, keser. Bir tarafı. Şu anda Çark Caddesi full kalabalık. Herkes ayakta geziyor. Sormasaydın keşke. Olsun yani bir fikriniz vardır. Ramazan ayı size ne ifade ediyor? Ramazan ayı vallahi bilmiyorum. Oruç, bereket neyse artık yani. Peki ne bekliyorsunuz Ramazan ayında neler olsun? Vallahi ilk önce herkesin işinin gücünü rast gitmesini evet, esnaf mıyız? Evet esnaf. Özellikle esnaflar için. Çünkü yaklaşık 18'den 4 seneden beri esnafın çektiği sıkıntılar çok yüksek.
doların bir anda yükselmesi, işte ondan sonrası pandemi, öncesinde yaşanan darbe. Esnaf yaklaşık 4-5 senedir, belki de 6 senedir. Esnaf kan ağlıyorsunuz. Büyük sıkıntılar çekiyor. Kiralar, elektrikler, eleman, sigorta değişikleşmesi gerçekten çok zor bir yer geçecek. Son 2 senedir pandemi. O zaman ne diyoruz beklenti olarak? İlk önce iş diyorum yani. Ne diyeyim? Sağlıklı iş. Ekonomik. Tabii. İnşallah hayırlı. Çünkü gerçekten esnaf çok zor günler geçiriyor. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah. Çok teşekkür güzel ediyorum. Güzel. İyi günler. Sağ saati, ibadete. Beklentiniz var mı mübarek hanımızda? Beklentim hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başka ne beklentim olabilir ki? Ortamda kritik dönemde, kriz döneminde. Beklentiden başka bir şey yer yok. Herkes sabırla bekliyor zaten. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Şey değil. Ramazan ayı huzurdur, bereketli bizim için. Başka şu an ifade edebilirim. Beklentileriniz var mı bari? Beklentim yok ya. Yani genç olarak beklentiniz artık. Okuyor muyuz? Okuyoruz evet. Bunun kadar yani bir beklentiniz var mı? Genel olarak beklentimiz var hayatta ama Ramazan temennimiz inşallah bolluk bereket olsun ülkemizde işte. Ekonomi düzelsin. Ekonomi düzelsin. Hani hayat güzel, düzelsin. Artık böyle eğitim seviyesi yükselsin. Evet. Yani işte kadın cinayet. Evet. Sınavları vesaire bunlar azalsın inşallah. Yani beklentilerimiz çok da ne zaman karşılanacak inşallah. Dile gelse de çok bir şey değişmiyor artık. Çünkü artık herkes söylüyor bizleri. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ramazan ayı sizlere ne getirdi? Huzur, bereket. Çok yaklaşmış. Huzur, bereket. Peki evet. Beklentileriniz nelerdi? Benim beklentim yok. Hiç mi yok? Yok. Çok karamsarız. Hayır. Ama böyle de olmaz. Mutlaka bir ümit var. Ne olsun abla? Hayattan beklentimiz. Tabii kulağımız ekonomik kriz var. Vallahi ben ekonomik krizinde değilim valla çok şükür. Ay iyi o zaman. İlk defa sizden böyle esnaf olarak ekonomik kriz olmadığını duyduk. Peki başka bir sorunuz var mı? Hiç kimsenin bir sorunu yok. O zaman çok mutlusunuz. Aynen öyle. Ne mutlu o zaman? Tavsiyeleriniz nelerdir? Benimki çok çalışsın abi herkes. Fazla para kimse harcamaz. Teşekkür ediyorum efendim. İyi günler diliyorum. Sakarya Haber Ajansı'nda. Ramazan hazırlıklarını yapıyoruz. Evet. Nasıl durumlar? Bilemizi doldurabildik mi? Biraz pahalı. Biraz pahalı Ramazan'a. Evet. Ramazan'ın da beklentiniz yok. Beklentimiz önce sağlık. Evet. İlk başta sağlık tabii ki. Ondan sonra tabii biraz maddiyat da çok önemli. Bakalım istediğimizi alabileceğiz mi, yiyebileceğiz mi? Ramazan'a hazırlanabilecek miyiz? Evet, aynen öyle. Pazardayız, bakıyoruz, fiyatlar var. Esnaf da şikayeti, vatandaş da şikayeti. İstediğimiz alamıyoruz. Pazar da almaya çalışıyoruz. Eski iştahları da yok. O zaman da bulunduk vardı, bulunduk vardı. Şimdi hastalıklar, hastalıklar, ekonomik, pandemi de araya girdi, işsizlik. Biz asgari zam gelince sevmiyoruz ama ülkenin ekonomisini düşünüyoruz. Asgari zam gelince her şeye zam geleceğini düşünmüyoruz. Keşke asgari ücret aynı seviyede kalsaydı, fiyatlar oynamasaydı. Yani mutlu mesut bir şekilde Ramazan ayını karşı. İnşallah. İnşallah. Aynen öyle. Kolay gelsin. Yine katlı pazara devam ediyoruz gezmelerimize. Şarpıcılar. Şurada bakıyoruz Ramazan ayının olması itibariyle bir kuşlarımız yok. Bir sonraki bakalım nedenmiş. Evet beyefendi, Ramazan ayının içerisindeyiz. Görüyoruz ki kuşlarımız yok şu anda. Ne yapalım? Peki gündüz
saati de var mı? Güzel de. Güzel. Ramazan. Gayet bir güzel. Cuma namazından sonra çok hareketlik var. Evet. Ramazan ayında beklentileriniz nedir esnafında? Şimdi Ramazan'ın genellikle ilk 10 günü hareketlik oluyor. Bir de son 10 günü hareketlik oluyor. O kadar yani. Ortası sakin geçiyor. İşler nasıl şu anda? Çok güzel. Şu anda güzel. Evet. Ramazan ayının sonuna doğru bayram geçecek. Bayramda da güzel olacak. Aynen öyle. Esnaf olarak herhangi bir şey geldiniz var mı? Şimdi peynirde zam geldi. Evet. Yarın uygulama yapacağız. Müşterimizin yüzüne nasıl bakacağız da hesap yapıyoruz. Tereyağına bu arkadaşlar alıyoruz. O da zam yaptı. Ne olacak böyle bir zamlar zamlar? Müşteri hesabı suçlu. Esnaf maliyetler yüksek tabii. Maliyetler yüksek. Allah yardımcımız olsun. İnşallah Ramazan'a bereket ayırıyoruz. Sofralarımız bereket ayırıyoruz. Dinler sofralarımız çok güzel bir şey. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Sakarya Haber Ajansı olarak şu anda Kartı Pazar'dayız. Şaka gibi ama gerçek. Kolay gelsin. Buyurun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ben Ayşe. Tezgahın sağlıklısınız. Evet. Bu bayrak Ramazan bereketinle geldi. Halkımız hani fiyatlarla şikayet ediyorlar ama zaten normal bizdeki fiyatlar. Yani normal. Yani Ramazan'ı suçluyor ama aslında Ramazan bereketinle geliyor. Ve de zaten belli. Herkes de biz de değiliz. Bir esnaf olarak biz de değiliz. Ben de buyurdum ben. Recep Has. Recep Has Bey, Ramazan'la ilgili ne gibi hazırlıklarınız oldu? Onu sorabilirim. Ramazan'la ilgili işte yarından itibaren dükkanın temizliği var. Temizliklerimizi yapacağız. Ramazan hazırlığımız güzel. Biliyorsunuz 11 Eylül Sultanı Ramazan'a geldi. Mübarek Ramazan ayında çalışmalarımıza, iftar yemeklerimize devam edeceğiz yani. Müşteri potansiyeli olarak bir artış bekliyor mu? Müşteri potansiyeli olarak artış bekliyor ama fiyatlar, menüler çok pahalı olduğundan dolayı elimizden geldiğince müşterimize yardımcı olacağız. En cüzi fiyatlarla müşterimize menüleri sunacağız yani. Ya bu konuda vatandaş da haklı, sizler evet. De haklısınız. Her şeye zam geldiğinden dolayı artık vatandaş çok sıkıntıda olduğundan dolayı elimizden gelen ne gerekiyorsa onu yapacağız yani. Ramazan'da daha başka beklentileriniz var mı? Müşteri açısından, genel durum açısından. Valla iki seneden beri zaten iki tane Ramazan'ımız, bir tane kurbanımız dükkanımızı açamadık. İki Ramazan ve bir kurban pandemiden dolayı dükkanlarımız kapalı kaldı. İki Ramazan bir kurban bayramından dolayı dükkanlarımız kapalı kaldığından dolayı çok sıkıntıya girdik. Sadece paket servis yaptık bu zamanda. İnşallah bu Ramazan beklediklerimizi, kaybettiklerimizi geri kazanırız. Evet, esnaflarımızı sürekli geziyoruz. Evet. Herkes serzeniş için esnaf. Esnaf çok sıkıntılı. Hele ki gelen son zamlar yüzünden elektrik faturaları, işte doğalgazlar olsun. Çok kira. Sıkıntılı. Evet, kiralar insanları. Alım gücü. Evet, alım gücü. Her gün her şeye zam geliyor. Şekere zam, buna zam. Bilmiyorum artık ne olacak yani. Allah sonumuzu ayırsın yani. Bereket ayı diyoruz Ramazan ayı olarak. İnşallah evet. Esnaf halkı olarak sizler olarak bereketlenir. İnşallah, çoğalır, inşallah. İnşallah. Vatandaşlarımızı duyarlı, güzel yemeklerimiz. İnşallah, inşallah. Spesiyalınız var mıdır? Tüm müşterilerimize ne geliyoruz? Elimizden gelince yardımcı olacağız. Her türlü. Spesiyal, en güzel ürünlerimiz var. Güzel, yoğurtlu, tereyağlı İskenderimiz var efendim. İskender. Evet efendim. Mümkün olduğunca biliyorsunuz ete de çok zam geldiğinden dolayı elimizden geleni yapacağız. Müşterilerimize sunacağız yani. Tarihten kabak tatlımız var. Evet. Adapazarı'nın meşhur kabak tatlısı vardır. En meşhuru burası. Evet efendim. Buyurun. Herkesi Adapazarı halkına bekliyoruz yani. İnşallah. Peki Ramazan ayı dediğimiz zaman aklınıza gelir. Ramazan ayı bereketli aydır. Bereket ayıdır. Namazımızı kılacağız. Orucumuzu tutacağız. İbadetimizi yapacağız. Paylaşın. Evet.
paylaşıyoruz. Garibanlara, fakir kupaya. Şahsi olarak bekleneceğiz. Çok şey bekleniyoruz da ama o tutmuyor yani, olmuyor yani. Ümidimizi kaybetmeyelim. Evet, ümidimizi kaybetmeyelim inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim efendim, sağ olun. Bir sorumuz olacak. Mübarek Ramazan ayını geçersiniz. Ramazan genç olarak beklentileriniz tabii ki fazla mı? Bir önce eğitimlerinizi ekonomik rahat yaşamalıyız. Demek istediğiniz başka bir şey. Teşekkür ediyorum. Sizin fikrinizi alabilirim. Peki. Siz de düşünürsünüz. Ramazan ayı içinde olduğunuz için. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Beklentiniz? Yani koronanın bir önceki nasıl bomba. Evet. Ekonomi güzelsin. Eğitim güzelsin. Evet. Evet, vatandaşlarımız hep aynı konulardan şikayetçi, ekonomik, eğitim, kadın cinayeti, aynı şeylere konulmuş. Hepsi devam edilmesin. Vatandaşlarımız konuşmak istemiyor. Beyefendi, günler diliyorum. Sakarya Haber Ajansı'ndan geliyoruz. Mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan ayı size içinde hissettirdi. Beklentileriniz nedir? Ramazan ayı süper. Dediğimiz yaşayacağız. Mükemmel. Ama evet. Biraz fiyatlarımız olsaydı daha iyi olacaktı ama evet. Maalesef. Ramazan ayına geldik. Kesinlikle öyle. Çok iyi, mükemmel. Size ne hissettiriyor? Vallahi bana ne hissettiriyor? Dünya duygularımı en yüksek seviyeye çıkartıyor. Paylaşmayı. Kesinlikle paylaşmayı, paylaşmayı, sevgiyi, saygıyı. Çok çok güzel. Nasıl geçecek Ramazan? Bana süper geçecek. Kesinlikle. Peki mutfağınızı doldurabilecek miyiz? Çalışıyorum, işim var. Benim işiniz var, yeteri kadar yeterli. Allah aşkına olsun. Önemli olan şu. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ramazan ayından beklerdim. Onu işleyeceğiz, çalışacağız. Ramazan ayını size ne hissettiriyor? Sınırlı. Ben çok sevindim. Ne demek? Nasıl olacağız? Teşekkür ederim. Hayır. Beklentiniz nedir? Bu ay ne yaptı olsun? Hayatta ne olsun? Yoksa biraz zor geçti. Evet. Havalar da sıcaklaşıyor. O ışıkta biliyor musun? Evet. Maşallah. Ama okul zamanı çok zor oluyor. Şimdi okullar da var, sınav haftası. Ben şunu söylüyorum. En azından. Başka bir söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ramazan ayındaki beklentiler. İnşallah iyi şeyler olur. Bizim için öyle. Hepiniz için öyle. Sizler ki öğrencisiniz. Bizim için daha da daha zor. Aynen. Zarardayız. Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ederim. Yine iki dakika da olsa Ramazan ayı size de ifade. Ramazan ayı bize huzur ifade ediyor. Paylaşım. Paylaşım ifade ediyor. Yani yok olanın halinden anlamayı ifade ediyor ama bizler öyle yapmıyoruz. Böyle restoran gibi masalarımızı dolatıyoruz. Ramazan aslında bana göre de yaşanmaz mı? Hiç bir şey yapıyoruz. O şekilde yaşıyoruz. Adetlerimizi. Evet, evet, evet. Beklentileriniz nedir Ramazan ayı? Yani beklentilerimiz herkes birbirine sabırlı olsun, anlayışlı olsun. Olmayan
olan olmayana dersin. Gergin olmayalım. Gergin evet. olmayalım. Yani İnşallah. Şimdi trafik başlayacak yarın akşam. Sopalar, levyeler başlar yani. İşte o şekilde olmayalım. Öyle. Sabırlı olalım. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Mağfiret ayı, apayrı. Mümkün olduğunca imanlı yaşamamız gerekiyor. Bu şekilde. İmanlı yaşarsak gerisi teferruat. Peki bu ay beklentileriniz ne olabilir? Valla benim Allah'tan beklentim imanlıdır. Başka bir şey yok. Hiçbir şekilde dünyadan bir beklentim yok. Kesinlikle. Başka bir beklentim. Halbizden bekliyorsunuz. İmkan. Hepsi imkan fark eden bir şey yok. Zor sorular sormuyorum. Mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan ayı size ne ifade ediyor? Bir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Peki beklentin de mi yok? Yani yok şu an. Hiçbir şey yok. Ama okuyorsunuz değil mi? Beklentiniz mutlaka olacaktır hayattan. Evet abi. Beklentiniz nedir bu ayı? Beklentiniz mutlu olmasın. Okuyorsun. Eğitim düzelsin, ekonomi düzelsin. Evet. Beklentiniz mutlaka var mı? Ben size söylemeyeyim, siz söyleyin genç olarak. Ne bekliyorsunuz? Ekonomi düzelsin abla. Mutlu olalım. Başka bir şey istemiyorum. Savaşlar bitsin. Aynen savaşlar bitsin. O kadar. Gençler, sizleri de fikrini alalım. Hiçbir fikriniz yok mu gençler? Mutlaka vardır, bak okuyorsunuz. Bir beklentiniz vardır değil mi hayattan? Hayattan ne bekliyoruz gençler? Mutlaka vardır. Evet, mikrofonu uzatayım size. Ne bekliyoruz hayattan? Ama beklentisiz insanlar... Hayat boş. Hayat boş ama yaşıyoruz değil mi bir şekilde? Yaşıyoruz. Yaşıyoruz, ayakta duruyoruz. Mutlaka bir ümidimiz olmak zorunda. Ne ümit ediyoruz hayattan? Hayattan bir şey ümit etmeliyiz değil mi? Ümitsiz yaşanmıyor çünkü. Abi biz yurt dışına gitmeyi planlıyoruz ya. Hepimiz böyle komple. Türkiye'de yaşanmaz yani. Evet, bu konuya parmak basmak gerekiyor. Çoğu gençlerden duyuyoruz. Her yerde yurt dışına gitme hevesinde. Ve haklısınız da. Bu konu geniş bir konu. Peki ne amaçla gitmeniz? Ekonomi iyi. Ekonomi açısından değil mi? Orada okumak, orada yaşamak. Şartlar daha iyidir diye bekliyorum şu an. Yani size gelecek çok saygı duyuyoruz zaten. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Hangi kanalda? Sakarya Haber Ajansı YouTube'dan. İyi günler efendim. Çok teşekkür ederim. Sakarya Haber Ajansı'ndan geliyoruz. Bari Ramazan ayı içerisinde. Ramazan ayı size ne var? Pek Türkçe bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim. Neresiniz? Özbekistan. Özbekistan. Geçip Ramazan ayını yaşamışsınız. Beklentileriniz de mi? Ne bekliyoruz Ramazan'da? Yani pek mutluluk bekliyoruz. Yani oruç tutacağız, niyet edeceğiz. Din kardeşiniz değil mi? Özbekistanlısınız, evet, din kardeşiniz. Evet, kardeşiz tabii. Her zaman gibi Müslüman ülkelerin yaptığı gibi normal ibadetleriniz yapacaksınız. Siz oruçlusunuz, iftarlar açıyorsunuz. Ekonomiyi nasıl buluyoruz peki? İyi değil ya. Zor geçiniyoruz. Yani eski Ramazanlar gibi olmayacak. Olmuyor tabii, olmuyor. Şartları değişti. Çok zorlanacağız. Teşekkürler. Mübarek Ramazan ayının içerisinde. Ramazan ayı sizlerine ifade ediyor. Ramazan ayı Müslümanların dini vecibini yerine getirmek demek. Müslüman her Müslüman sağlığı yerine olan oruç tutacak. Güzel Ramazan geçmesini. Peki Ramazan ayından beklentileriniz nelerdir? Ramazan ayı herkes yeni vecibini yerine getiriyor. Ben her ülke beklentisi yok ki. Peki eskisi gibi iftarlar açabilecek eskiden bir hali. Her zaman geçen sene de eski yarı, öbür sene yeni, cep sene de gelse hep eski yarı. Şimdi kendine göre genellikle görevlilikleri var, aile yapısı vardır. O da göre... Geçen senelere kıyasla bu sene daha mı iyi olur, daha mı kötü? Herkesin bütçesi öyle. Kendisine göre, yapısına göre, aile yapısına göre. Olabilir. Teşekkür ederim. Buyurun. Sakarya Haber Ajansı. Mutlu bir herhalde. Çorumlusu. Mübarek Ramazan ayı içerisinde.
Ramazan ayı hakkında beklentilerinizi, düşüncelerinizi? Valla düşünmek de istemiyorum. Düşünecek bir şey yok çünkü her şey olsa da. Evet. Ne diyeyim ki? Eskiye nazaran, eski Ramazan adetlerini uygulayabileceğiz. Hayır canım, mümkün değil. Yani mümkün değil. Öyle bir şey söz konusu bile olamaz yani. Eski adetlerimizi yaşayamayız. Hayır hayır, kesinlikle. Yani çünkü bir salata, bir akşamlık salata 50 liraya mal oluyorsa artık yani. Ne yazık ki. Eski kültürlerimiz, iftar sofralarını arayacağız. Kültürlerimizden vazgeçmek zorunda kaldık. Yapacak hiçbir şey yok. Yani ne olur tabii ki zorlarsın, illaki olur ama eşimi zorlamanın da bir anlamı yok yani. Çünkü ortada her şey ortada. Evet, Allah yardımcımız olsun. Her dokun bir ağaç diyoruz. Gerçekten hatta öyle. Yani anlatsam bitmez de neyse. Teşekkür. Başkaları da konuşsun. Kolay gelsin. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Bir şey sorabilir miyim? Sakarya Haber Ajansı'ndan geliyorum. Mübarek Ramazan arıyor size. Ben Fadi. Gelir misiniz? Ramazan ayındayız. Mübarek ay. Mübarek ay. Peki beklentileriniz olacak mı Ramazan ayında? Ne düşünüyorsunuz? Ne gibi beklentiniz? Ben bir şey beklemiyorum aslında bakarım. İbadet. Yani günahsız geçirmek bu ay çünkü özel bir ay. Peki eskiye nazaran eski adetlerimizi sürdürebileceğiz mi? Mesela? Eskiler iftar sofraları atılıyordu, aileler birleşiyordu. İnşallah sürdürebiliyordu. İnşallah sürdürebiliyordu. Ya aslında hep böyle diyoruz ama bakarsın herkes geziyor yani. Herkes bir dışarıda. Kriz var diyoruz ama herkes geziyor. Yapacak bir şey yok. Biz kendimiz teşekkür ederim. Röportajın amacı mı? İnsanların fikirlerini alıyoruz. Ramazan ayı hakkında düşüncelerimiz. Sağ olun. Bunlara sorayım mı? Sakarya Haber Ajansı'ndan tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını dileriz. Beklentiniz var mı? Yok, herhangi bir beklentimiz yok. Peki diğer eski Ramazanlara göre, eski Ramazanlara arasında fark olacak mı? Ben Z kuşağının eskiyi hatırlamıyorum pek fazla. Evet, yok hatırlamıyorum. Yok, hatırlamıyorum. Ramazan ayı size bir şey ifade ediyor mu? Tabii ki de sonuçta dini bir semboldür. Yani biz de orucumuz tuttuk. Dini görevimizi yerine getireceklerimizi. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ramazan ayı bize uyu ifade ediyor. Maneviyat. Beklentileriniz nelerdi? Valla şu pahalılıkta beklentilerimiz her şeyin daha ucuz olması. Bilmiyorum yani şu an 4,5 lira maaş alıyoruz asgari ücret olarak. Markete gittiğimizde zaten en aşağı 700-800 lirayı buluyor. Yani fazla bir beklentiyle giremeyeceğiz. Yani hiçbir beklentimiz eski yok artık. Eski Ramazanlara göre, şimdi Ramazanlar arasında fark var. Tabii. Eskiden Ramazan 30 gün boyunca dolu dolu 31 gün boyunca tutuluyordu. Şimdi 3 gün. 3 gün sonra millet şimdi Ramazan yokmuş bir daha. Ayrıca gelinlikle gördüğünüzde ailelerimizin yok şimdi tabii maddi güç olaraktan etin kilosu olmuş 135 lira, 140 lira. Biraz da zor olacak ama durum olanlar için problem olmayacak. Tabii. Olmayacak. Beklentiniz var mı? Hayattan. Bizim mi? Hayattan bekliyoruz. Hayattan çok beklentimiz var ama olmuyor yani. Yine de ümitimizi kaybetmeyiz. Aynen. Tabii. Doğmadan neler var. Tabii. Çok teşekkür ederim. İyi günler, sağ olun. Ne yapıyorsunuz siz? Sana da sorayım mı? Ne soracağım? Evet kardeşim. Ramazan ayından beklentin nedir? Ramazan ayı sana ne ifade? Abla, Ramazan'da en iyi şey oruç tutmakmış. Abla, durumu olanlar için sıkıntısı olmaz. Yani bizim gibi fakir insanın olur yani sıkıntısı ama zenginin olmaz yani. Beklentin var mı? Yok. Beklentim yok. Şöyle. Böyle. Ne istiyorsunuz? Bekleyin. Okuyor musunuz? Peki ilerideki hayalin nedir? Abi doktor olmak.
haberi çıkıyor? Sakarya Haber Ajansı, YouTube'a gidiyor. Abla, bizde Sakarya'nın kanalı var, onda çıkar mı? O değil, Haber Ajansı. Ya bunlara soruyorum. Gençler, ilgiler diliyorum. Sakarya Haber Ajansı'ndan geldik. Ne güzel toplu gençleri gördük. Gelin gençler. Mübarek Ramazan ayı. Ramazan çarşısı, neler ifade? Ne ifade? Bunlar size ne ifade ediyor Ramazan'ın? Size ne ifade ediyor? Ne olabilir? Tek tek kaçtılar gençler. Bunu yapmıyor. Tek tek kaçtılar. Mübarek Ramazan ayı içerisinde. Ramazan'ın size ne ifade ediyor? Güzel şeyler bilip de neyi ifade ediyor? Oruç tutmayı, paylaşımı aynı dediğimiz gibi. Beklentileriniz neler? Bu ay güzel şeyler bekliyoruz, bereket bekliyoruz dediğim gibi. Eski iktidar sofralarına nazaran şimdi seçim sofralarına nasıl olmalı? Olabilecek eski geleneklerimiz? Eski geleneklerimize göre pek artık öyle şeyler pek olmuyor yani dediğimiz gibi yani. Ekonomik kriz var. Yani tabii ne bulduksa, yani o şekilde devam ediyoruz. Geleneklerimizi de fazla yaşatamıyoruz. Tabii ki aynen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Kolay gelsin. Evet, devam ediyoruz. Şu anda bir hanımefendiyle beraberiz. Ramazan ayında işleriniz. Hayır, bakma aşırımız. Bakalım. Bizlerimiz bugüne kadar hiçbir iş yok. Evet, haliyle bereket yani, ayı. Haliyle bugün iyi ama bugün de 10 lira zam geldi. Yani 50'ye sattığımız 60'a satıyoruz, 60'a sattığımız 70'e satıyoruz. Yani vatandaş gibi size şikayet ediyoruz. Tabii ki de. Olarak. Yani 5 lira biz şu an teneke yapıyorduk. 45 liraya iki katını alıyoruz. Müşteri diyor ki siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bizim o çift gelirse biz satacağız. Pahalı gelirse pahalı satacağız. Herkes haklı, öyle mi diyeceğiz? Aynen öyle. Vatandaş da haklı, siz de haklı. Biz haklıyız. Ramazan ayından beklentileriniz nasıl? Hiçbir beklentimiz yok aslında. Hiç beklenti kalmadı artık. Her şey bitti yani. Pahalılıkta hiçbir şey, hiç kimse alamıyor. Normalde 2 lira olan müşterim var. Şu an yarım kilo alıyor. 10 liralık, 15 liralık. Ekonomik kriz. Yani aynen öyle. Asgari ücret düşük olduğu için hiçbir şey bize alamıyor. Peki bu ne zamana kadar böyle devam eder? Fiyatlar düşmediği sürece hiçbir şey olacağı yok. Fiyatlar düşerdi. O zaman ancak. Aynen. Çok şükür. Evet. Ramazan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kötü gramla oluyoruz her şey. Her şeyi gramla alıyorsun. Beyefendi, evet, bir alışveriş yaparken evet, sizi görüyoruz. Zor süreçten geçiyoruz. Felaket süreçten geliyoruz yani. Ekonomi 10 numara diye aklımda şaşarım Ramazan yani. Ramazan dolayısıyla alım gücü de azaldı. Alım gücü azaldı. Çocuğuma bez alacağım. Bizim KDV'si düşürülmedi. Resmi gazetede yayınlanmadı. Dün gittik aldık. Resmi gazetede yayınlanmış. Bugün yayınlanmış. Bugün yayınlanmış yani. Bilgi de verilmiyor. Bilgi verilmediği gibi de ekonomi iyi diyenlere böyle ağzımız açık, aval gibi bakıyoruz yani. Başka hiçbir şey değil. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. 1.000 aşit sadece gıda sektörü de değil, sağlık sektörü. Vallahi felaket derecesi. Her konuda vatandaşımız. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Ramazan ayından beklentiniz var. Tamam. Peki. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir şekilde geçiririz ama. 20 lira yani umudumuz var diye söylüyoruz ama hep kendimizi kandırıyoruz. Başka hiçbir şey değil yani. Hep kendimizi kandırıyoruz. Ne zamana kadar gideriz böyle? İnşallah seçimde düzeleceğiz. Seçim İnşallah düzeleceğiz. Peki eski şeyim yok. İnşallah. Eski Ramazanlara göre, şimdi Ramazanları kıyaslarsak ne bir farkımız var? İftar sofraları, eski adetlerimiz. Eski adetlerimiz. Ben köyde oturuyorum. Cemaliye Mahallesi'nde oturuyorum. Eski Ramazanlarda işte etrafta çağırılır. Pandemi tabii onu da etken sayılır ama. Gelenek görevlerimiz azaldı. Gelenek görevlerimiz neden azaldı? Ben komşumu çağırmayı utanıyorum. Hem sağlık hem ekonomi. Hem ekonomi tabii. Hem sağlık hem ekonomi. Ekonomik. Büyük bahçem var ama verecek yemeğim yok. Dolayısıyla şey insan ilişkileri her şey. De az oluyor. Muhakkak insan ilişkileri var. Size tanısam selam vermeye, bir yerde oturup çay içmeye cebimde 5 kuruş param yok. Bir şey yapamıyorum. Yani her şey ekonomiye bağlı. İnsanlar mutlu olmasın, sağlıklı olmasın, yetişimli olmasın ekonomiye bağlı. Cebimizdeki parayı şey yaparak geçiriyoruz. Ramazan ayında bol bereketli, evet. Güzel ekonomik günler. İnşallah. Sizlere de kolay gelsin. Evet, katlı pazardayız. Bir şarküteri odayız. Süt ürünlerinin
Ramazan ayında satışlarımız nasıl? Vallahi bir iki gündür iyi. Ondan önce çok durgundu. Her şey çok pahalı. Evet. Ve bu haftadan itibaren süt ürünlerine %20 zam geldi. Daha da pahalanacak. Vatandaş da şikayet ediyor. Esnaf da şikayet ediyor. Hem de vatandaş daha çok. Vatandaş daha çok. Her gelen soruyu bize kavga ediyorlar. Sanki esnaf zam diyor. Biz yapmıyoruz. Devlet süte zam yaptı %20. Bir de Nisan içinde de bir %30'a daha yakın gelecek diyorlar. Ne olacak bu bitişatsızca? Valla insanlar peynir yemeyecek. Biz de herhalde patates, soğan satacağız bu işte. Çünkü hayat çok pahalandı. Ramazan ayındayız. Bir de bereket ayı deniliyor ve insanların iştahı daha çok yaşıyor. Daha çok yemek istiyorlar. Ama bu şartlarda biraz zorlanacaklar. Bakalım peyniri yiyip sen de olursa. Peynir de bizim temel ana maddemiz. Artık ana maddeden çıktı. Lüksün lüksüne kaçtı. Ramazan ayındaki beklentilerinizi soracaktım ama dediğiniz gibi hesabı kanı ağlıyor. Vallahi. Yine de elektriği, bekliyorsunuz. Elektriğimizi ödesek, yevmiyemiz çıksa başka bir şey istemiyoruz. Bugün işte elektrik de ödeyemeyeceğiz. Çünkü her şey pahalı. Masraflar çok yüksek. Karşılamıyor sattığımızı da. İnsanların alım gücü hiç yok. Bir emekli 2500 lira maaş alırsa gerisi ne olur? Sadece gıdayla da bitmiyor bu işler. Kirası var, eğitimi var, sağlığı var. Ya zaten insanlar ne çorap, ne çamaşırı, kazak hiçbir şey alamıyor ki. Hiçbir şey. Yiyecek alamayan adam üstüne elbise alabilir mi? Bu yaşımıza kadar hiç böyle bir zam gördük mü? Hiç ben görmedim. Son bir senedir olan zam hiç olmadı. Hiç. Şimdi tamam dünyada bir kriz var, tedarik krizi var ama bizde onun iki katı var. İki katı. Bereketli bir ülkemiz var aslında toprağıyla beraber. Ama niye böyle oluyor? Var da bu sene daha kötü olacak. Neden diyeceğiniz gübre pahalı, azot pahalı. Kimse ekmiyor. Devlet ekin diyor ama kimse ekmiyor. Ekmeyecek yani. Adam diyor ben diyor mısır eksem, benzini, mazotu, mısırın diyor tohumu aldığım zaman diyor bana verecekleri parayı karşılamayacak. Niye ekeyim? Hepsi birbirine bağlı. Aynen. Allah sonu sayesinde. Mutlu ümit bir şekilde Ramazan'ımızı geçirelim. İnşallah. İnşallah maşallah diyerek, umut ederek inşallah bir gün yüzümüz gülecek. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Hayırlı Ramazan. Sağ olun Ramazanlar. Ramazan ayında işler nasıl? Şu an Ramazan'ın kalifesi olduğu için çok güzel. Güzel. Evet. Ramazan size ne ifade? Paylaşım değil mi? Paylaşım evet. Paylaşım. Beklentileriniz nedir esnaf olarak? Fiyatları çok düşmesi. Tabii düşsün ki vatandaşlar rahat olsun. Çok az. Evet, çok az. Çok çok iş. Evet. Bolluk bereket getirsin. İnşallah. Umduğunuzu bulabiliyor musunuz? Yok. Şu an Halkın tepkisini çekiyoruz böyle durumlarda. Fiyat yüksekliğini burada büyükler ay yapıyor. Lakin biz küçük esnaflar bu durumdan bayağı endişeliyiz. Vatandaş esnafı suçluyor. Bizi suçluyorlar. Biz zaten küçük bir rakam kazanmaya çalışıyoruz. Yani burada büyük bir mücadele içerisindeyiz. Sabah 6'da geliyoruz. 5'te abilerim... Poşetin kilosu 30 lira. Abilerim saat 4.30'da hale gidiyorlar. Hadi ben 6'da geliyorum. Onlar 4.30'da hale gidiyorlar. Yani bir mücadele içindeyiz ama akşam umduğumuzu bulamıyoruz yani üzgünüz. Vatandaş da haliyle endeksiz. Kesinlikle, evet kesinlikle şunun altını çizmek istiyoruz. Türkiye'de ekonominin düzelmesinin en önemli yolu marketlerde pazar olayı kalkmalı. Net. Yeni bir konu arkadaşlar. Bu olursa Türkiye'de ekonominin... 15 promaja market olsun. Ama şöyle bir durum var. Markette herkes kendi istediğini alabiliyor, seçebiliyor. Bu pazar bir kültürdür efendim. Pazar bir kültürdür. Market bizim kültürümüzü yok etti. Yok edildi yani. Pazar bir kültürdür. İnsanlar buraya gerek yok. Yani daha önce buraya ünlü insanlar geliyordu. Şu an sadece Suriyeliler var. Çok kötü durumdayız yani bu. Ama biz çok ev sahibi bir insanız ya o yüzden. Ya, onları kınamıyoruz. Ağırlamaktan kınamıyoruz ama kültürümüz gitti. Ama misafirlikte belli bir zamana kadar. Bir yere kadar yani şimdi. Nereye kadar olacak yani? Biz toplum olarak çok misafirperverdiyiz. Biz yüksek sesle, yüksek sesle markette pazar olayının kalkmasını istiyoruz. Bir talebimiz bu. Yani, bu sefer marketçiler de ayaklarını. Efendim markete satılacağı bir şey var. Eskiden real marketler vardı mesela. Belli ürünler satılırdı. Belli şeyler vardı. Şu anda Esser'in tamamen olayı gıda mesela. Esser olayı var. En çok satılan gıda yani. Pazar ürünü.
Dolayısıyla burada biz sıkıntı yaşıyoruz. Biz buna özellikle parmak basmak istiyoruz, bilinmesini istiyoruz. Markette gıda, pazar ürünleri, meyve sebze ürünleri katmıyoruz. Hakkı olan manavlarımıza hak ediyorsa o yapsın. İnşallah. Herkes kendi işini yapsın. Evet, çok doğru. Çok doğru. İnşallah yetkililer duyacaktır. İnşallah. Teşekkür ederim. Kolay sağ gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Sakarya Haber Ajansı olarak devam ediyoruz Ramazan muhabbetlerimize, İstanbullarımızı yani. Şu anda Sakarya Haber'deyiz. Beyefendi, tanışalım. Kimsiniz? Öncelikle müessesemize gelmeniz bizi çok sevindirdi, çok mutlu etti. Gelmenizden dolayı teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şöyle söyleyeyim, ben Adapazarı'nda Saka Piliç Hasan Saka diye biraz övülmek gibi olmasın namım vardır. Bu namada layık olmak için de bütün gücümüzle, var gücümüzle 24 saat çalışmaktayız. Nedir? Sakarya'da kanatlı hayvan sektöründe hizmetimizi hakikaten tam 50 yılı doldurdu. Peki Ramazan boyunca nasıl gidecek işler tahmin edebiliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, et fiyatlarının çok müthiş derecede %60-%70 3 ay zarfında fiyatların artması bize yaradı. Hı. Kime yaradı? Bizim eğitimlerimiz sadece kümes hayvanlarıyla alakalı, kümes hayvanlarımızın satışıyla ilgili olan bir mağazamız var bizim. Dana etinin yanında tavuk eti tercih ediliyor. Tavuk etinin yanında hindi eti de daha çok tercih ediliyor. Bunun sebebi dana etinin yanında, dana eti lezzetine en yakın et hindi etidir. Evet, kaslı olduğu için. Kaslı olduğu için, lifli olduğu için. Mesela normal tavuk etinin büyüme zaman dilimi 1,5 ayda, 45 günde olmasına rağmen bir hindi 6 aydan önce dünyaya gelmiyor. Yani 6 ay önce dünyaya gelecek. 6 ay illaki yetişmek zorunda. Yani bu ne demek? 180 gün demek. 45 günlerde 180 gün nerede? Yani 180 gün olduğunda ciddi bir et çıkıyor. Yani hemen hemen doğal bir etle karşılaşıyorsun. Öbür günde yapay bir et. Yani bronları şey yapmışlar, uğraşmışlar. Bilim adamı diyelim biz bunlara. Yani bunda bizim küçüklüğümüzde 45 günlük et diye söyleselerdi biz şaşırırdık, hayret ederdik. Öyle şey mi olur ya derdik. Çünkü bir civciv en az işte yetişmesi 4-5 aylık piliç olması için de 6-7 ay olması gerekiyor. Şimdi 45 günde tavuk meydana geliyor, 2,5 kilo oldu. DNA'lar normalde. Ben açıkça bu meslekte 50 yıl vermiş bir kişi olarak, yani insanlar bu eti sadece karınlarını doyurmak için yiyorlar. Yemek zorundalar. Yani sağlıklı beslenmek için kesinlikle değil. Hakikaten değil ama mecburuz. Neden? Bizim mağazamızda hemen hemen şu mağaza Sakarya'nın göbeğinde Saka Piliç Hasan Saka olarak hizmet vermekte olan bu firma tam 40 yılını doldurdu. Hem de birebir sıcak temas satışta. Yani her gün muhtemelen 2000 tane müşteri hitap eden bir müşteri portföyümüz var bizim burada. Toptan ve paralelde satışlarımızla beraber bu hizmette hakikaten iddialıyız. Şimdi Ramazan ayı içerisindeyiz. Tamam. Beklentileriniz nelerdir? Neler olsun Ramazan ayımızda? Öncelikle mübarek Ramazan ayımız tüm İslam aleminin hayırlı ve uğurlu olsun. Esnaf olarak beklentimiz. Esnaf olarak Ramazan'dan beklentimiz tabii ki biz Müslüman bir ülkenin insanları olarak oruç tutan bir kişileriz. Her oruç tutan bir insanın Ramazan ayında misafirleri geliyor çok çok miktarda. Yani geldiği zaman 15 kişi, 20 kişi, 30 kişi hatta 50 kişi misafir gelen sofralar bile oluyor. Bu sofraların ekonomik şeyinin altından kalkılabilmek için tavuk etini ve hindi etini tercih ediliyor. Biz şunu bekliyoruz, geçtiğimiz Ramazanlarda yaşadığımız gibi. Yani satışlarımızda birebir bir artış olmasını muhakkak bekliyoruz. Zaten şimdiden, bakın bugün bile kendini gösterdi. Vatandaşlar tercih ediyorlar, rağbet ediyorlar. Etmeleri de doğal olarak haklılar. Çünkü 1 kilo dana eti olmuş 160 TL. Bizim hindi etimizin kilogram fiyatı 46 lira. Tavuk etinin kilosu 35 lira. Yani mecburlar insanlar. Evet, ama ben olsam hindi eti yerim. Zor bir süreçten geçiyorum. Kesinlikle öyle. Yani dikkatli olmamız lazım. Bu süreci
karnımızı doyurmak için de bu proteinlerine istifade etmemiz lazım. Yani protein için tavuk. Tavuk yenilecek, hindi eti yenilecek. Elbette ki kırmızı et de ekonomik durumu çok iyi olanlar bol bol dana et yesinler. Kavurma yesinler. Yiyebilse. Yiyebilse. Yani ben onlar yemesinler, hep tavuk alsınlar da demiyorum. Öyle bir şey şeyimiz yok. Evet. Dediğim gibi Ramazan bütün insanlara hayırlı ve uğurlu olsun. İslam alemine hayırlı olsun. Allah bol bereketler getirsin bütün İnşallah. Bütün insanlarımıza, bütün ülkemize. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok mersi. Sağ olun.